Sıradaki durağımız Diyarbakır Silvan. Silvan başta tarım olmak üzere ekonomisini geliştirmenin yollarını arıyor. Silvan'ın eski adı Meyafarkin'di. Orada misafirperverlik hakimdi. Geceleri yıldızları hep sakindi. Özlüyorum ben eski Silvan'ımı. Kanya Navi'nde vardı ceviz ağacı. Gülan günleri dolardı hep ana bacı. Yapardı dolmayı hep ekşi acı. Özlüyorum ben eski Silvan'ımı. Kela zembil furoşta gelmiştim aşka. Eski Silvan'da aşk inan bambaşka. Güzeller içinde sevdiğim bambaşka. Özlüyorum ben eski Silvan'ımı. Ta kurmancayı ben iyi tanırım. Gecesini ben gündüz sanırdım. Ayrıldığımda dostlar ben ağlardım. Özlüyorum ben eski Silvan'ımı. Geçen bölümde sizlere Güneydoğu Anadolu bölgemizin önemli kentlerinden birine götürmüş, orayla ilgili bazı bilgiler vermiştik. Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, köklü geçmişi ve önemli stratejik yapısıyla program konumuz olmuş, sahip olduğumuz önemli bir değeri daha sizlere tanıtma imkanı yakalamıştık. Silvan, az önce belirttiğimiz gibi bölgenin en önemli merkezlerinden biri. Öyle ki tarihi yapısı incelendiğinde Diyarbakır'la ortak bir geçmişe sahip olduğu görülür. Asurlar zamanında kurulmuş olduğu söylenen Silvan, Diyarbakır'la beraber Helenistik çağın en büyük ve en önemli şehirlerinin başında gelmektedir. Silvan, sahip olduğu tarihle eşdeğer önemli tarihi eserlere sahiptir. Silvan, Diyarbakır gibi surlarla çevrilidir. Aslında Silvan, 25 metreyi bulan surları ve dünyada dolgu sistemiyle yapılan tek kale şehir olmasıyla dikkat çekmektedir. Bu sebeple bütün dünyanın önemli bir kentidir Silvan. Bunlarla sınırlı değildir Silvan'ın tarihiliği. Efsane aşka konu olan Zembil Furoş Burcu, dünyanın en geniş taş kemerli köprüsü olan Malabadi Köprüsü, Bizans Bazilikanı sütunlarında kullanılmak suretiyle yapılan ve bölgenin büyük camilerinden olan Selahaddin-i Eyyubi Camii, Karabehlül Bey Camii, Kıldan Kilisesi, Boşat Kalesi, Helda Kalesi, Şemak Kalesi kalıntıları, Roma eseri olan Başıka Kalesi, yine ilçe merkezinde bulunan Atatürk Evi Müzesi çok önemli tarihi miraslardandır. Silvan'da önemli çalışmalar yapılmaktadır. Tarihi yapısı bu kadar köklü ve sağlam olan bir şehrin geleceğinin de sağlam olması tabiidir. Bu nedenle Silvan, genlerinde bulunan bu özelliği harekete geçirmeye başlamış bile. Yer aldığı bölgede parmakla gösterilmesi tatmin etmemektedir Silvanlıları. Silvan'ın idarecileri ve esnafları bizlere Silvan'ın gelişimini anlattı. Silvan ilçemizde vatandaşımızın da desteğiyle huzur ortamını sağlamış bulunmaktayız. Bütün kurumlar vatandaşa en güzel hizmeti nasıl verir onun arayışı içerisindeyiz. Bu noktada Silvan Kaymakamlığı olarak başlamış olduğumuz Bilgi İşlem Merkezi projesi gerçekten çağdaş yönetim anlayışının ilçemizde ilk adımının atılması ve bunun en kısa zamanda hayata geçirilmesini amaçlamaktadır. Nedir bu Bilgi İşlem Merkezi projesi? Şehir merkezi ve köylerimizdeki bütün vatandaşlarımız yapılan bir anket çalışmasıyla bilgisayar ortamına bütün verileri aktarılmaktadır.
Şehir merkezimizde 11 mahalle muhtarımıza 11 tane bilgisayar verdik. Onlar da İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyükşehir mahalle muhtarları gibi bütün mahallelerinde yaşayan vatandaşların bütün bilgileri bilgisayar ortamında programa yüklenmiş bu durumda. Silvan Kaymakamı Beyru, hayata geçirilecek bu projeyle özellikle özürlü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sorunlarının kolayca çözülebileceğini belirtiyor. Projenin nihai hedefi, vatandaşımız hükümet konağına geldiğinde hükümet konağı önünde sekreterler tarafından karşılanacak. Nasıl yardımcı olabilirim şeklinde soruyla vatandaşımız muhatap olacak ve vatandaşımız hangi kurumda işi varsa, ne tür işleri varsa orada bilgilendirildikten sonra ilgili kurumlara yönlendirilecek. Özürlü, yaşlı, kendi işini takip edemeyecek vatandaşlarımıza da sadece orada küçük bir karta telefon numaralarını veya ulaşabileceğimiz en yakın kişinin telefon numarasını almak suretiyle iş ve işlemlerin tamamı ilgili kurumlarca tamamlanacak. Vatandaşımıza telefonla ulaşmak suretiyle onların da işini, özellikle özürlü vatandaşlarımızın, yaşlı vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmış olacağız. Silvan Belediye Başkanı Fikret Kaya ise tarihi mekanları korumak ve değerlendirmek için bütün imkanları seferber etmiş. Gördüğümüz alan Silvan'ın kuruluşundan bugüne kadar Silvan'a su veren bir bölge. Yaptığımız kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan eski su kanalları burada bulundu. Daha önce burada set yapılmış kaynak suyun etrafı. Hem tarihi bir yer, tarihi bir bölge, bunu koruma amaçlı alanı olarak belirlenmiş. Bizim dönemimizde de bu park alanı biraz daha insanların rahat edebileceği, ailesiyle gelip gezebileceği, bir aile mekanı haline getirilecek bir park alanına dönüştürmeye çalışıyoruz şu anda. Bir kısmı şu anda bitmiş durumda, yani onun son aşamasına geldik. Bir kısmı da devam ediyor. Yanılmıyorsam bir ay içerisinde burası artık bitmiş olacak. Çevredeki höyüklerden, ortaya çıkan mezarlardan, antik dönemden tutun günümüze kadar birçok medeniyetin, yaşam tarzının kendisini gözlerimizin önüne serdiği bir alan. Bu anlamda belki biraz bizden kaynaklı. Epey tahribat yaşanmış ama umut ediyoruz bu dönemlerde artık bu duyarsızlığın giderilmesi, hem vatandaş olarak bizlerin hem de merkezi hükümetlerin kendi görevlerini yerine getirecek pozisyonlarını görmeleri bu sorunları da giderecektir. Silvan esnafının sorunlarını dile getiren Sayın Eşref Işık'ın asker ve hükümetimizden bir ricası var. Kooperatifimiz 1976 yılında kurulmuş olup bugüne kadar esnafa hizmet vermektedir. Bugüne kadar yaptığımız işe, işte esnafımıza 3 katlı bir bina kazanılmış. Bizim amacımız Silvan esnafına daha fazla hizmet verebilmek ve daha fazla plasman sağlayabilmektir. Genelde esnafımız Diyarbakır, Bismillah bana yönelmiş durumdadır. Her yerse bilinmiyor. Silvan'ımızda alayımız bulunmaktadır. Askerlerimiz dışarıya çıkmıyor, yani çıkartılmıyor artık, her nedense bilinmiyor. İstediğimiz ara komutanımızdan askeri dışarıya bırakmasıdır. İşin masasından açısından bir nebze rahatlıkla, bir nefes alırlar onları. Hükümetten tek dilim acilen bir iki banka şubesinin buraya getirilmesi. Yani esnafımız açısından çok iyi olurdu. Hiç olmazsa esnaf onca yürü gidip gelmezdi. Çeklerini zamanda yetiştirdi, ödemesi zamanda yapardı. Bu da bizim için bir dezavantaj. İlçedeki tek fabrikayı işleten Ferman Karaalp ise yatırımcıları Silvan'a davet ediyor.
1995'te özel ilaleler aldık, mülken aldık. O günden beri bu fabrikayı çalıştırıyoruz ve memnunuz. Şu durumda 20-25 kişi insan burada ekmek yiyor. Ve aynı zamanda marka halindeki olan bir un üretiyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bütün illere gönderiyoruz. Baylık sistemimiz var. Ve aynı zamanda Silvan'ın çiftçilerinde yılda 12-13 bin ton buğday alım ediyoruz. Çiftçilerimize zamanında paraları da ödüyoruz. Biz memnunuz. Silvan'ın iş adamları da Silvan'a davet ediyoruz. Silvan'da yatırım yapmasını istiyoruz. Avrupa ve dünya çapında bir şehir olmak, her açıdan il olmayı hak etmiş olan bu ilçemizin çoktandır hak ettiği bir özlem olsa gerek.